Standart montaj ilişkilerinden çakışı öğreneceğiz. İngilizcesi coincident. Çakışıklık o kadar fazla kombinasyona sahiptir ki, yani ne demek istiyorum göstereyim size. Bir noktayla bir başka nokta çakışık olabilir. Görüyor musunuz? Ando. Bir kenarla bir başka kenar çakışık olabilir. Bakın ileri geri hareket eder, etrafında döner ama bu noktayı takip terk etmez. Yani dışarı doğru çıksa dahi bunun hizasından, hizasında çakışık kalır şöyle. Şöyle bakarsak ne demek istediğimi göreceksiniz. Aslında bu hizayı hiç terk etmiyor. Aynı mantıkla Ando, bir yüz ile tanjant bir yüz ile çakışık olabilir. Bakın çakışıklık şudur. Üst üste biniyor görüyor musunuz? Hizasında kalmak. Eş merkezliğe çok benzer. Gibi. Bir başka ilişki silindirik bir yüzlü düz bir yüzle ilişki alabilir. Ama teğetlik bu. Bunu kullanmayacağız. Çakışıklık ilişkisi için bir diğer örnek yüzler arasında. Mesela üst yüzle alt yüz arasında çakışıklık ilişkisi oluşur. Yandan bakarsam ne demek istediğimi rahat göreceksiniz. Bakın nereye götürürseniz götürün üst yüzden silme şekilde geçiyor. Aynı mantık diğer eksenden bakınca da var. Çakışıklık ilişkisinin temel mantalitesi hizalama için kullanılmasıdır. Yani iki şeyi birbirine hizalayacaksak bakın bunu seçerim. Okey, sonra da bununla bunu seçerim. Ve mükemmel hizaya gelirler şöyle. En son tabanları da seçerseniz iç içe girerler zaten. Bakın iki cisimden aslında bir tane var artık. Aynı yerdeler şu anda. Verdiğiniz her standart ilişkide olduğu gibi bunları da klavyeden delete'e basarak silebilirsiniz.